12 gün sürer, 12 imamları da temsil eder bu süreç ama orucun öncesinde 3 gün masumu pak oruçları tutulur, katledilen 3 bebek hatırına. Sonunda mesela aşır ya 10. gün işte hocam da söylediği gibi 10. gün ama matemin en yoğun olduğu gün olduğu için aşure kaynatılmaz. Çünkü genelde böyle bir hata yapılıyor. Daha doğrusu Aleviler bunu doğru bulmuyor. Hata demeyeyim de farklı geleneklerde yapılıyor çünkü. Aleviler açısından bu doğru bulunmaz. En yoğun şeydir çünkü 10. gün. 12 günlük oruçtan sonra 12. günün akşamı ya da ertesi gün işte gün içerisinde aşure kaynatılır. Aşure bir şükür şeyidir, yemeğidir. Yani normalde gündelik yaşamda biz aşureyi tüketirken bir tatlı gibi bir işlevselliği vardır. Yani işte tatlı ister canımız, o işlevi yerine getirir. İşlevsel bir şey simgeselliğe döner Muharrem ayında. Bir tatlıdan ziyade bir şükür yemeğine dönüşür. Çünkü Kerbela'dan evlad-ı Resul, yani evlad-ı Ali demiyor gelenek, Muhammed'in çocukları diyor Hasan ve Hüseyin için ve onun devamı için. Fatma'nın çocukları da demiyor. Peygamberin çocukları diyor. Bir peygamberin çocuğu kurtulmuştur orada. İmam Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin'e şükürler olsun ki gelenek devam edecek. Yani hali itibariyle, sadece soy itibariyle değil. Hali itibariyle devam edecek de şükür yemeği olarak aşure Alevilikte kaynatılır. 12 unsur yine bir araya gelir. Tarikatlerde 40 ürün bir araya gelir. Alevilikte 12 unsur bir araya gelir. Bir teşekkür maksadıyla da ve şükür maksadıyla da dağıtılır. Aşure'nin öyle böyle bir simgesel özelliği vardır Alevilikte. İmam Zeynel Abidin kurtuldu diye.